Biz bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünya da bilsin. İro, mahvaz, emlive ederim. Misal talankirina, fazaya akve. Misal talankirina, daru daristanin cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Kürdistan doğasını, insanını, ekosistemini, hayvanını katleden biri. Yeşil Pencere'den merhabalar değerli izleyiciler. Bu hafta ekokırımı konuşacağız. Çünkü ayın 28'inde İklim Adaleti Koalisyonu üyeleri meclise hazırlamış oldukları ekokırım yasa taslağını sundular. Görüşmelerde de bulundular. Detayları biraz sonra öğreneceğiz. Çevre aktivistleri ve yurttaşlar doğaya karşı işlenen suçlar için bir kanun teklifi hazırladı. Kampanyanın adı da Yurttaş Ekokırım Yasası. Hazırlanan kanun teklifinde Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinden yola çıkıldı. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar başlığı, soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar olarak değiştirildi. Dünyanın birçok yerinde vatandaşlar belli sayıda bir imza toplayarak yasa teklifi verebiliyor. Türkiye'de böyle bir düzenleme yok ama dilekçe hakkıyla böyle bir adım atılabiliyor. Türkiye'de de ilk kez bu yolda kanun teklifi hazırlanmış oldu. Yaklaşık 25 bin imzalı dilekçe meclise sunuldu. O görüşmelerin içeriğini, meclisteki yansımayı konuşacağız bugün. HDP Ekoloji Eş Sözcüsü Melis Tantan'la ve elbette ekokırımı tescilleyen talan görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Talan Atlas'ımız Eko Gündem'le başlayalım. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık bölgeyi rezerv yapı alanı ilan etti. Hatay Barosu'na göre bu 50 bin insanın mülksüzleşme riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Ekokırım projelerinden birinin de Bayramiç ve Çan'a bağlı 3 köyü haritadan sileceği öngörülen ve Bayramiç su havzası üzerinde patlatmalı 18 yıllık açık ocak olarak düşünülen Cengiz Holding'e ait Truva Bakır AŞ'nin Halil Ağa Bakır Madeni olduğunu belirten yurttaşlar, projenin keşfi öncesi Kaz Dağları için ses çıkaracak. 5 Aralık Salı günü bu eko yıkım projesine karşı açılan ikinci davanın bilirkişi keşfi yapılacak. Keşif öncesi 3 Aralık Pazar günü Çanakkale'de bulunan sendika, dernek, oda ve parti temsilcileriyle tüm doğa ve yaşam savunucuları Cengiz Holding'e karşı eylem düzenliyor. Bayramiç'te çevre aktivistleri Bayramiç Ziraat Odası'nın Truva Bakır İşletmeleri AŞ'den Kazım Cengiz'den ilaçlama drone'u almasına tepki gösterdi. Aktivistler Bayramiç'in Hacı Bekirler ve Muratlar köyünü haritadan silecek olan, yörenin tarımı için yaşamsal olan su kaynaklarına el koymayı planlayan bir maden şirketinden bağış alması, buna tenezzül etmesi ne kadar etik bir davranıştır. Koskoca Ziraat Odası'nın bir ilaçlama drone'unu alacak kadar kaynak yaratamayacak olmaması nedenli kabul edilebilir bir durumdur diye soran aktivistler, Bayramiç Ziraat Odası'nın paraya ihtiyacı varsa biz verseydik dedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, moloz ve inşaat atıklarının usulü aykırı şekilde dökümünü yapan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni istedi. Kamu görevlileri hakkında yeni ihbar dilekçelerinin eklendiği belirtildi. Rize İkizdere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği taş ocağına karşı verilen mücadele sürerken AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir başka şirketin, Reis Holding'in, RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi tarafından hidroelektrik enerji santrali projesi için yapacağı toplantı yurttaşlar tarafından engellendi. Dereköy'de planlanan HES projesi için yapılan halka bilgilendirme toplantısı halkın tepkisiyle durduruldu.
İkizdere Çevre Derneği basın sözcüsü Asuman Faslıoğlu, taş ocakları ve HES'lerle delik deşik edilen doğamız, yok edilen ormanlarımız İkizdere halkının sabrını taşırmıştır. İkizdereli ormanlarının, sularının ramp projelerine kurban edilmesini istemiyor dedi. Avrupa Birliği çevre suçlarını kapsayan yasasını revize ederken birçok yeni eylemi ekokırım olarak tanımaya hazırlanıyor. Çevresel tahribata yönelik cezaların arttırılması planlansa da sera gazı emisyonlarının suç kapsamına alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yeni yasanın Avrupa Birliği dilinde direktif olarak bilinen nihai metni henüz kamuya açık değil. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri taslak yasaları imzaladıktan sonra önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. Google verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında İngilizce yapılan iklim kaygısıyla ilgili arama sorguları 2017'nin aynı dönemine göre 27 kat yükseldi. Aynı dönemde iklim kaygısına ilişkin aramalar farklı dillerde de yükselişe geçti. İklim kaygısını en çok duyanlar kadınlar ve gençler. Google trendlerine göre son 5 yılda iklim kaygısıyla ilgili aramaların büyük kısmı kuzey ülkelerinde yapıldı. Bu aramaların %40'ı Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Norveç'ten geldi. İklim değişikliği konusunda çok ağır hareket eden ülkelerden biri sayılan Avustralya'da iklim eylemcileri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını 2 günlüğüne işgal ederek kömür ticaretini sekteye uğrattı. Yüzlerce eylemci kanolarla ve yüzerek limandaki gemi trafiğini 2 günlüğüne durdurdu. Eylemi organize eden Yükselen Gel Git adlı oluşum, 500.000 tondan fazla kömürün ülkeden çıkışını engellediklerini duyurdu. İklim değişikliği konusunda adım atılmamasını protesto etmek üzere bir araya gelen eylemcilerden 109'u gözaltına alındı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 1940'lı yıllarda savaş gerekçesiyle zorla yerinden edilen Siyekopaj yerli topluluğu hukuk mücadelesini kazandı. Yerli halk 80 yılı aşkın sürenin ardından yerlerinden edildikleri topraklarına geri dönecek. CNN International'ın aktardığına göre yerlilerin toprak haklarının savunulması için çalışan Amazon Frontline kuruluşu istinaf mahkemesinin Peru sınırında bulunan Pekaya bölgesinin mülkiyetine ilişkin davada Siyekopaj topluluğu lehine karar verdiğini bildirdi. Mahkeme davayı karara bağlayarak Ekvador Çevre Bakanlığı'na 104 bin dönümlük alanın mülkiyet hakkını halka geri vermesi için 45 gün süre tanıdı. Mahkeme kararının aynı zamanda Ekvador hükümetinin koruma alanında bulunan toprakların mülkiyet hakkını ilk defa yerli bir halka geri vermesi olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Frontline, bu Latin Amerika ve dünya çapında topraklarını geri almak için mücadele eden tüm yerli halklar için çok değerli bir emsal teşkil ediyor açıklaması yaptı. Küresel şeker rezervleri Pasifik'teki sıcak su akıntısı nedeniyle başlayan El Niño hava fenomeninin etkisiyle son 14 yılın en düşük seviyesini gördü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Küresel Emtia Piyasası Araştırmacısı, örgütün 2023-24 sezonunda küresel şeker üretiminde bir önceki yıla kıyasla %2'lik bir düşüş öngördüğünü, bunun da yaklaşık 3,5 milyon tonluk bir kayba yol açacağını söyledi. Evet, Türkiye'den ve Kürdistan'dan ekokırım örnekleriyle devam ediyoruz konumuza kadar. Birkaç örneğimiz olacak güncel gelişmeleriyle birlikte. Yukarı Fırat Havzası'nın ölüm havuzu İliç, yıllardır Erzincan İliç'teki siyanürlü madenciliğe karşı tek başına hukuk mücadelesi veren bir ismi tanıyoruz, Sedat Cezayirlioğlu. 6 Aralık'ta yapılacak davayla ilgili bilirkişi keşfi öncesinde yine sanal medya üzerinden çağrıda bulundu. Bu sefer atık havuzunun tamamen dolmuş olduğunu görüyoruz bu çağrı görüntüsünde. Ödemediğim bedel kalmadı, ölümden de döndüm diyor Sedat Cezayirlioğlu. Ölüm barajınızı izleyin. Bunu atmosfere verecekler. Bunun içinde 39 çeşit kanserojen, dünyanın en tehlikeli ölümcül kimyasalları barındırıyor. Püskürtme cihazlarıyla, evaporatörlerle, devasal 10 tane püskürtme cihazıyla bunu atmosfere verecekler. Bugün 26 Kasım 2023. 6 Aralık'ta 10 gün sonra
yaklaşık 15 profesörden keşfim var burada. Bunun keşfine gelin. Sahip çıkın. Bütün siyasi partiler, STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Siyanür soluyacaksınız. Siyanürü ciğerlerinize çekeceksiniz. Sülfürik asidi ciğerlerinize çekeceksiniz. Nitrik asidi, yani kesapı ciğerlerinize çekeceksiniz. Doğmamış çocuklarınız soluyacak. Anneleriniz, bacılarınız, kızlarınız soluyacak. Sizler soluyacaksınız. Bulutlara yüklenecek bunlar. Bunun keşfi yapılacak. Danıştay'dan benim lehime döndü. 66 milyon ton bu şu anda. Ama milyarlarca ton olacak. Neden olacak? Çünkü madenin ömrü 2019 yılından itibaren 2044 yılına kadar günlük 300 ton sülfürik asit geliyor buraya. Bunu soluyorsunuz. Hadi gidin şimdi kumda oynayın. 8 sene boyunca ödemediğim bedeller kalmadı. Ölümden döndüm, ölümlerden döndüm. Bana kimse sahip çıkmadı. Çoluk çocuğunuz, eşiniz, sevdikleriniz kanserden kıvranmaya başladığı zaman ben sizinle görüşeceğim. Ben Sedat Cezayirlioğlu. Evet, Sedat Cezayirlioğlu'nun birkaç seneden beridir tek başına bölgede verdiği mücadele, küçük küçük videolar YouTube üzerinden, diğer sosyal ağlar üzerinden duyurmaya çalıştığı bu mücadele iki senedir büyük bir destek gördü. Bütün çevre örgütleri, ekoloji örgütleri, yaşam savunucuları İliç'te buluştu. Siyasi partileri ayrımsız bir şekilde herkesi oraya çekmeyi başardı. Ciddi raporlar hazırlandı. Tam da o arada atık havuzu patladı biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 20 tona yakın atık, siyanürlü atık Fırat Nehri'ne karıştı ve bölgeyi zehirledi. Tabii gizlenen de çok şey var. O bölgede insanların rahat fotoğraf çekmesi, işte video çekmesi, bütün bunlar da engelleniyor. O nedenle canlı ölümlerini bilmiyoruz. Bir kısmını, toplu kuş ölümlerini, balık ölümlerini gördük ama orada toprağın, ağaçların, bitkilerin nasıl zarar gördüğünü göremedik tabii ki. Şimdi bu önemli bir çağrı, bilirkişi keşfi sonrasında ne karar verilecek onu da bilmiyoruz. Ama öte taraftan şunu çok iyi biliyoruz ki maden şirketi Dersim havzasını da kapsayacak şekilde büyüme planları yapıyor. Aslında plan bile değil, onayları da verilmiş durumda. İşte bu bir eko kırım. Devam edelim. Akbelen ormanlarına gideceğiz. Akbelen'de büyük bir katliam yaşandı biliyorsunuz. Dünya Zeytin Ağacı gününde de Akbelen'de zeytincilik kanunu çiğnenerek yine dinamitler patlatıldı. Dinamitlerin patlatıldığı noktaya birkaç yüz metre ötede köylüler zeytin topluyordu. Onlardan biri de sevgili Necla Işık. Orman için dayanışmaya çağırdı. İkiz köylüler kanuna aykırı bir şekilde zeytinliklerin yanı başında maden için patlatılan dinamitleri işaret ederek valiliğe, bakanlığa, il müdürlüğüne şikayette bulundu. Sorunları bu
burada ilçe tarıma giderek dilekçemizi verdik. Ardından da köylüler kaymakamla gidip kaymakama derdimizi anlatalım dediler. Saat 1'de buradaydık. Kaymakam yok yerinde. Görüşmek için geldik. Derdimizi anlatmak için geldik. Kaymakamı bulamadık ama yardımcısına söyledik. İkizköy'e gelin, orada bir gün durun dedik. Bizim yaşadığımızı yaşayın. Dinamitleri anlattık. Görüşemedik ama kendisine randevu talep ettik. Biz yine geleceğiz buraya. Gerekirse dediğimiz gibi savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Şirket artık istediği gibi orada dinamit patlatamayacak. Köylülerin mağduriyetini herkes görmek zorunda. Evlerimiz gidiyor. Zeytinlerimiz gidiyor. Arılarımız zaten gitti. Arılar yağmur yağdığı zaman toz oluyor çamın üstüne. Arı kondruğu bitiyor. Biz deliriyoruz, biz ağlıyoruz. Biz akşama da ağladım ben dün. Bu dinamit patlayınca da benim oraya tartıldı. Yazık değil mi bu millete? Köylü üretir, köylü yok olmaz. Köylü yok olduğu zaman memleket bitmiş demektir. Şu enerjiyi havadan, sudan, topraktan üretmeden vazgeçsinler. Köylüye zarar vermeden üretsinler ya. Anlamıyorlar bizi. Bir kişi bizi anlayacak kişi çıksın ya. 3-5 kişi köylü deyip bizi hiç yerine koyup devam ediyorlar her şeye. Biz köyümüzden, yerimizden yormak istemiyoruz. Hemen bir başka yere geçelim. İkizköy'den İkizdere'ye geçeceğiz. Karadeniz'e gideceğiz. Vadide yapılan HES'ler, taş ocakları, tüneller, betonlaşma yetmemiş olacak ki şimdi de Dereköy'de iki derenin birleştiği yerde Reis Enerji tarafından yeni bir doğa katliamı planlanıyor. İkizdere Dereköy'de mahkemenin iptal ettiği HES için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ısrarla çet bilgilendirme toplantısı yapmak istemesi anlaşılır değil. İkizdereliler HES toplantısını yaptırtmadı. Reis Enerji'nin İkizdere Dereköy'de planladığı HES'in bilgilendirme toplantısına tepki gösteren halk çet toplantısına izin vermedi. Bilgilendirme toplantısı toplantıda itirazlar tutanak altına alındı ve bitirildi. İzleyelim. Asıl amacın bu su imtiyazını alıp ebediyen o sulara kullanmak olduğunu da biliyoruz. Yani yarın öbür gün bu imtiyazı aldığında, su kıtlığı çektiğinde o ne diyecek? Bu su benimdir diyecek de. Ne ikizlerinin suyu kardeşim. Ben bunun parasını verdim aldım. İmtiyaz benim. Allah'ın yarattığı su, Allah'ın yarattığı orman bir takım insanlara peşkeş çekilecek ve ikizlerinin fikri alınmayacak. Alınsa da önemi yok. Bütün ikizler ayağa kalkar. Bütün ikizler ayağa kalkar. Daha evvel bunu yaşadık. Biz bunu mücadelesini verdik. Heyelan, burada kestiğiniz tek ağaç heyelan demek. Patlatılan her dinamit heyelan demek. Bu bölgeler heyelan bölgesi. Yani neresinden bakarsanız bakın, enerji dışında her şeye zarar veren bir şey bu. Dolayısıyla bu toplantının bu anlamda yapılamadığını, yani halkın bilgilendirme istemediğini ve bu toplantının yapılamadığının kayıt altına alınması gerekir. Dolayısıyla bu ilk kazmanın vurulmasını burada engelleyeceğiz. Ve Karadeniz'den Kaz Dağları'na geçelim. Maden projeleriyle kuşatılmış Kaz Dağları'na bir darbe daha vurulmak isteniyor. Ayvacık'ın Kısacık köyünde 1551 dönüm orman ve tarım alanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Maden projeleriyle kuşatılmış Kaz Dağları'na bir darbe daha dedik. Şimdi de Pumice Madencilik Kısacık köyünde altın madeni açmak istiyor. Kaz Dağları, madenler, enerji santralleri ve ekoturizm kisvesiyle yapılaşma kıskacı altında yaşam mücadelesi veren bir coğrafya. Mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan proje için şirket ısrarını sürdürüyor ve aynı proje için yeni bir çet süreci başlatıyor. Öte taraftan Halil Ağa Bakır Madeni projesi var 5 Aralık'ta. Projenin iptali için açılan ikinci davanın bilirkişi keşfi yapılacak. Yaşam savunucuları yarın da Kaz Dağları için ses vermeye çağırıyor herkese. Çok güzel.
taşınacaktır. Huzur alabilecek ve şantiye binası personel ihtiyacı için kullanılacaktır. Sağda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda bölgede altın oluşum bulunmaktadır. 126 hektarlık bir kırmızı rezerv alan. Peki bütün bu maden ocaklarından sonra aslında ocak olmanın çok daha ötesinde bu büyük vahşi madencilik kıyımından sonra geriye ne kalıyor? Yine onu Kaz Dağları'nda görmüştü. Korkunç bir fotoğraftı. Hatta rehabilite edilecek denildi. Şu kadar ağaç dikilecek dendi. Ne oldu onu da takip edeceğiz. Herhangi bir gelişme yok. Ama uzun yılları alacak olan doğanın kendini yeniden var etme mücadelesinden söz ediyoruz. Şimdi ilk bakışta bir doğa harikası gibi görünen bir göl gelecek şimdi ekranlarınıza. 40 yıldır ölüm saçan aslında bir asit çukuru. Programa başlarken İliç'in halini göstermiştik size. İşte diyelim ki maden şirketi oradaki işini bitirdi, o çukur kaldı. Atıklar ne oldu bilmiyoruz. O çukur kaldı. Yağmur suyuyla da doldu. Böyle bir göl görüntüsü veriyor yukarıdan tepeden baktığımızda. Ama ölüm gölü yani. Asit çukuru. Amerika'nın Montana eyaletinde 1982 yılında terk edilen Berkeley bakır madeninin 270 metre derinliğindeki çukuru zamanla ağır metallerle doldu. Şimdi Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda açmak istediği bakır madeni projesi de aynı sonucu doğuracak. Şirket proje dosyasında maden çukurunu doldurmayacağını kabul ediyor. İşletme sırasında yaratacağı yıkımın yanı sıra maden terk edildikten sonra yıllar içinde ağır metaller ve yeraltı sularının birleşimiyle bir asit gölü ortaya çıkacak. İzleyelim. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde bulunan eski bir bakır madeni. 1982 yılında terk edilen maden çukuru, maden çalışmaları sırasında açığa çıkan bakır, arsenik, kadmiyum, çinko ve sülfürik asit dahil olmak üzere kayadan sızan ağır metallerle dolarak bir asit gölüne dönüştü. 28 Kasım 2016'da büyük bir kaz sürüsünün kar fırtınasından kaçınmak için çukurun suyuna inmesi sonucu yaklaşık 3000 kaz öldü. 2017 yılında ABD'de yayınlanan resmi rapor, kazların sülfürik asit ve ağır metallere maruz kalmaları sonucu öldüğünü ortaya çıkardı. 1.6 kilometre uzunluğunda, 800 metre genişliğinde ve 270 metre derinliğindeki bu ölüm havuzu, her an taşma ve sızıntı tehlikesiyle bölgedeki yaşamı 40 yıldan uzun süredir tehdit etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde yaşanan bu çevre katliamının aynısının Kaz Dağları'nda da yaşanması riski var. Cengiz Holding'in Kaz Dağları'ndaki Halil Ağa Bakır Madeni projesi hayata geçirilirse, projenin faaliyetini sürdürdüğü süreçte yaratacağı tehlikelerin yanı sıra, arkasında da 200 metre derinliğinde bir asit gölü ve bölgedeki canlı yaşamı için 10 yıllarca sürecek bir ölüm tehdidi bırakacak. Evet, Mehmet Şevin, gazeteci Mehmet Şevin'in Kısa Dalga'da yayınlanan bir yazısını da paylaşalım. Ardından konumuza geçeceğiz, onunla sohbet edeceğiz. Çanakkale'yi İzmit Körfezi'ne benzetecek muhteşem projeler başlığını taşıyor bu yazı. Kaz Dağları deyince aklımıza ilk gelenin muhteşem bir doğa, tarihsel miras ve bereketli topraklar olması gerekirdi. Fakat hiçbir bilimsel, vicdani, hukuki gerekçesi olmayan, akla zarar projelerle anılır oldu. Bölgede yıllarca süren ve sonunda başarıya ulaşan altın madenine karşı mücadeleyi hatırlayacaksınız. Alamos Gold, madenini işletemeyip ülkeyi terk ederken geride enkaz bıraktı. Ne var ki Kaz Dağları'nı tehdit eden tek proje bu değil. Bugünlerde Çanakkale'de yargının durdurduğu kararlar da hiçe sayılarak tekrar şirketlere peşkeş çekiliyor. Önce bir arka plana bakalım. Çanakkale daha ziyade alternatif tatil yeriydi. Ulaşımı kolay olmadığı için uzun yıllar ne bir Bodrum ne bir Çeşme olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Pandemi, deprem ve hayat pahalılığı derken Kaz Dağları ve etekleri
şehirden kaçanların ve yazlıkçıların da tercihi oldu. Yeni yollar, köprüler, tüneller yapıldıkça yapılaşma baskısı iyice arttı. Son birkaç yıl içinde Edremit Körfezi ve Assos bölgesi ekoturizm adı altında rantın devşirildiği, her köyün her yamacın betona boğulmaya başladığı tanıdık ve çok acıklı bir dönüşüm yaşıyor. Sosyal medyada çakal şirketler, ormanın içinde, doğanın kucağında deniz manzaralı yazlıklar, havuzlu villaları eko köy diye pazarlıyor. Bölgede henüz biyolojik arıtma yok. Yani atıklar ya denize ya toprağa olduğu gibi boşaltılıyor. Zeytinlikler yıllardır gündeme getirilen yasanın çıkacağı ümidiyle hızla el değiştiriyor. Hayvancılık ve tarım alanlarıyla koşulları gittikçe daralır ve imkansızlaşırken köylü tıpkı Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi tarlasını, toprağını satıyor. Öyle ki Çanakkale ve Balıkesir'de arsa almak son 3 yılın en çok değerlenen yatırım aracına dönüştü. Öte yandan Kaz Dağları'nın eteklerinde uranyum sondajından tutun türlü enerji projelerine akıl dışı projeler birbiri ardına hortluyor. Assos, Behramkale'ye birkaç kilometre uzaklıktaki denize nazır zeytinlikler bir kez daha jeotermal santral tehdidiyle karşı karşıya. Bakron Madenciliğin Büyük Hüsun köyünde planladığı projeye vali "ÇED gerekli değildir" demiş, bölge halkı 2 yıl önce dava açıp bu felaketi durdurmuştu. Yılsan Holding'e bağlı Bakrom nereden cesaret bulduysa tekrar jeotermal santralini devreye sokmaya çalışıyor. Jeotermal santral demek hava, su, toprağı kirletmek, çok kıymetli faunayı yok etmek, dolayısıyla bölgeyi de insansızlaştırmak demek. Çanakkale Ayvacık'ı tehdit eden bir başka korkunç proje daha. Pumis Madencilik, Kısacık Köyü yakınlarındaki altın madeni projesi için 2013 yılında ÇED süreci başlatmıştı. Yöre halkının çabalarıyla bu proje iptal ettirildi. Şirket ruhsat sürecine tekrar başvurdu. Altın aramaya kalktıkları alana Ayvacık Barajı'nı besleyen su kaynakları dahil. Ayvacık ve Küçükkuyu'da projeye karşı imza toplanıyor, yetkililere iletilecek. Bu bereketli topraklardan Cengiz geri kalır mı hiç? Cengiz Holding, Kaz Dağları sınırları içindeki Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesi Yanıklar Köyü'nde Feldspat Ocağı açmak için başvuruda bulundu. Bu arada Cengiz, Bayramiçi'de altının da peşinde. Danıştay'ın kararına rağmen Halil Ağa Bakır Madeni için bu yaz desteği ağaç kesimine başlamıştı. Birkaç şirketi abat etmekten başka işe yaramayan, Türkiye'nin en değerli doğal ve yaşam alanlarını mahvedecek projelere karşı mücadele etmekten başka çaremiz, yolumuz yok. Daha evvel defalarca geri püskürtüldükleri gibi şimdi de durdurulacaklar. Bu hepimizin meselesi. Zira Çanakkale'yi Manisa'ya, Aydın'a, hatta Gebze'ye çevirecek hamleler felaketlere gebe. İklim Adaleti Koalisyonu 25 bin yurttaş tarafından imzalanan ekokırım yasasını 28 Kasım'da meclise sundu. Aktivistler ekokırımın suç olarak tanınmasının mecliste yasalaştırılması için tüm siyasi partileri gecikmeksizin ortaklaşmaya davet ediyor. Nasıl geçti o görüşmeler, ilk tepkiler nelerdi, neler konuşuldu çok merak ediyoruz. Arka planını Melis Tantan anlatacak bize. Hoş geldin Melis yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk Güler. Sözcüsü, evet. Hızlıca sorayım hemen, meclisteki görüşmeler nasıl geçti? Fotoğraflar iyi gibiydi videolarda, çok öyle yaygın bir şey görmemekle birlikte. Genel tepkiler nelerdi? Açıkçası bizlerin de beklediğinden iyi geçti. İlk yani şöyle söyleyeyim, ne zaman başladı bu kampanya? 3-4 Kasım, yine bir Kasım ayında İstanbul'da yapılan bir uluslararası toplantıyla başladı. Hem Türkiye'deki çeşitli ekokırım alanlarından arkadaşlarımızın geldiği 2 yıl önceki bir faaliyetti. Ardından geçen yılın yani depremden bir ay önce bile değil belki bir 10 gün önce vesaire yaptığımız bir etkinlikte startını verdiğimiz bir faaliyetti. Yani yaklaşık Ocak ayından bugüne kadar topladığımız bir imza süreci yaşamıştık.
bu imza sürecinde birçok şey denk geldi. Yani deprem oldu, seçimler oldu, seçim sonrası moralsizlik oldu vesaire. Ama toplanan 28 bin hatta 25 bin diye duyurduk ama daha sonra daha fazla imzalar da toplandığını fark ettik. 28 bini aşkın imzayı mecliste dilekçe komisyonuna teslim ettik. Teslim ederken sadece imzaları teslim etmedik. Bu imzalar ne imzasıydı? Aslında bir yasa teklifi önerisi imzasıydı. Yurttaşların doğrudan direkt meclise, yani bir doğrudan demokrasi örneği olacak şekilde bir yasa teklifi sunmasını içeren bir imzaydı. Güler, senin de bildiğin gibi en başından beri takip ediyorsun, Cinti de takip ediyor, çok teşekkür ediyoruz. Bu yasa teklifinin mecliste görüşülmesi için de randevu alabildiğimiz tüm siyasi partilerle görüşmeler yaptık. Vurgunu çok önemsiyorum. Çünkü bizler de aslında bu yasa teklifinin işte bir AKP-MHP oylarıyla reddedilen bir teklif olmasını istemiyoruz. Bu yasa teklifinin, yani doğanın bir hak öznesi olduğunun, doğaya karşı işlenen suçların gerçekten artık idari para cezalarıyla geçiştirilmemesi gerektiğinin, artık büyük kırımların yaşandığını fark edilmesi gerektiğinin bilinciyle de gerçekten bir cezalandırma mekanizmasına, hatta daha da önce koruyucu, önleyici tedbirlerin alınacağı bir mekanizmaya tabi olması gerektiğini, bunun içinde bir yasanın çıkması gerektiğini defaatle gecikmeksizin vurguladığın gibi istiyoruz. Bunun da tek yolu meclisteki tüm partilerin ortak bir kanun teklifiyle bunu geçirmesi. Yani salı günü yaptığımız tüm görüşmeler aslında bu minimaldeydi. Tabii ki meclisin bunlarla ilgili ne derler, geçmişi çok iyi değil. Ne yazık ki siyasi partiler neredeyse hiçbir konuda uzlaşmıyorlar. Hele bir kanun teklifiyle. Hele iktidar yoğun bir saldırı yaparken doğayla ilgili, işte iklim krizi derken, aynı zamanda emisyon ticaretini öngörürken vesaire. Yani böyle bir ne derler, doğaya karşı saldırıların yoğun olduğu bir dönemde biz bu saldırıların suç olmasını istediğimiz bir faaliyeti mecliste görmek istiyoruz. Ama bununla ilgili sadece muhalefet partileriyle değil, AK Partili vekillerle de görüşmeler yapıldı. Randevular istendi. İnanın tüm görüşmeler gayet olumlu geçti. Yani ne kadar samimi olup olmadıklarını önümüzdeki dönem görecek bu sivil yurttaş girişimi. Verilen sözler var. Biz istedik ki, birkaç şey istedik aslında meclisteki tüm grubu olan olmayan tüm siyasi partilerden. Öncelikle bu konuda bir konsensus sağlanmasıyla ilgili herkesin çabalamasını istedik. Bir diğeri, kendi partilerinde, üyelerinde, yönetimlerinde, yani toplumun geniş kesimini, yani partilerin zemini, tabanı olduğunu düşündüğünüzde buralarda anlatmalarını, kendi tabanlarını anlatmalarını istedik. Olur olmaz ama biz istedik. Bir diğeri de bunu duyurmalarını istedik. Özellikle eko yıkım alanlarına gittiklerinde eko kırımdan bahsetmelerini istedik. Ama sadece eko kırımdan bahsetmelerinin yeterli olmadığını söyledik. Meclise böyle bir teklif, yasa teklifi geldi. Bunu hep beraber gelin, meclisten çıkarım çağrısını her fırsatta yenilemeleri gerektiğini söyledik ve bunu talep ettik. Epey iyi geçti görüşmeler. Günün sonunda da bir basın açıklaması yapıldı basın kapısı önünde. Orada da bu çağrımızı tekrar tekrar yeniledik. Türkiye'deki eko kırım alanlarından da örnek vererek. Yaptığınız görüşmelerde, yani HDP'yi ve CHP'yi tipi dışında tutarak, yani iktidar partisinden bahsediyorum. Çünkü çok önemli. Onlarla yaptığınız görüşmede şöyle bir soru geldi mi? Mesela nereleri eko kırım alanıdır diye. Yani olayın vehametinin farkındalar mı? Olayı gerçekten kavramış gibiler mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte gazetecilik merakı. İşin o tarafıyla daha çok ilgiliyim ben. Tabii üst düzey bir görüşme olmadı. Çevre Komisyonu Başkan Vekiliyle arkadaşlarımız görüştü. Şimdi konu çevre olunca herkes çevreci oluyor, biliyorsunuz. Yani çevremizi koruyoruz. Bizim için de çok önemli deniliyor. Yani artık bu
Kim şey diyebilir ki yani, evet biz orada gidiyoruz ve orayı yok ediyoruz, yok etmek istiyoruz. Çünkü yani tabii ki böyle bir şey yok. Herkes çevreyi koruyor. Çevreyi korumanın önemini söylüyor. Doğa işte yaşamı doğuran şeydir diyor. Elbette çok detaya inmiyorlar. Detaya indiğimiz yani ekokırım alanları nereler diye sorulduğunda elbette ki onların işte yani yasa teklifleriyle geçirdikleri pek çok şeyin aslında ekokırıma yol açtığını anlatıyor olacağız. Ama hani salı günkü görüşmeler bir başlangıçtı. Yani hem iktidar tarafında ne yazık ki muhalefet tarafında da aslında bilinmeyen bir konu. Yani evet bizim yani toplumun tüm genelinde dediğim gibi sadece iktidar tarafında değil bir doğa çevre hassasiyeti var ama aslında da yok. Biz kendi muhalefet cephemizde bile diyeyim aslında çok az şeyi, çok az hassasiyet gösteriyoruz. Yani şimdi ekolojik mücadele sadece bir çöp toplamadan, bir doğa gezisinden, bir işte yandaş şirket saldırdığında ona karşı gelmekten ibaret sanıyoruz aslında ama şu an görüntülerde de var. Akbelen sanıyorum ki burası. Mesela Akbelen'de yaşanan şey yani sadece bir orman kıyımı değil. Köylerin yani köylerin yerinden edilmesine kadar varan koskoca bir ilçeyi bir maden cehennem çukuru haline getiren, bugünden gelecek nesillere etki eden, yani gelecek nesillerin yaşamına etki eden uzun süreli bir tahribat, uzun süreli ve geniş bir coğrafyaya yayılan bir tahribat var. Aynısını mesela Cüde Dağı'ndaki ağaçların kökünden söküldüğü, hatırlarsınız kamyon kamyon taşındığı yerde de görüyoruz. Koskoca bir dağ ekosisteminin yok edilmesinin kendisi sadece güvenlik meselesiyle açıklanacak bir mesele değil. Tam da ekokırım, yani tam da ekokırımın yaşandığı yerler. Mesela görüntü İliç'in görüntüsü, Erzincan İliç. Siyanür havuzunun görüntüsü, şu kırmızı alan. İliç, yani Fırat coğrafyasının, yani Fırat Nehri'nin en başından Fırat'ı zehirleyen bir altın madenine sahip. Ve ta Basra Körfezi'ne kadar barajlarla, işte ocaklarla, atık suların verilmesiyle aslında Fırat'ın, Dicle'nin tüm havzası bir ekokırım suç mahalli. Marmara keza öyle. Yani tüm endüstrisiyle, tüm işte ekilenen körfezleriyle, denetimsiz vesaire her şeyiyle 324 kendisine ait 324 canlının, Marmara Denizi'nde yaşayan 324 canlının sadece 3 çeşidi kalmış durumda. Şimdi siz çok koskocaman bir ekosistemini böyle yani dinamitlerle, dinamit patlatarak, işte fabrikaları yığarak, alıcı ortamları alacağından fazla kirli sular, kirli atıklar vererek, yeraltı, yerüstü sularını yok ederek aslında büyük bir coğrafyada yaşamı yok ediyorsunuz. Bunun farkına elbette ki hani tek varıyoruz ama toplamda baktığınızda bu gerçekten çok yaygın bir suç aracı oluyor aslında bu doğaya karşı işlenmiş suçlar ve gerçekten etkileri uzun dönemde görülecek şekilde. O yüzden sadece iktidarı değil, kendi içimizde de birazcık bunun bilincine varmak gerekir diye düşünüyorum. Onu soracaktım. Yani eğer ekokırımın, umarım ekokırımın suç olarak yasalaşması halinde kamuoyu algısı nasıl etkilenecek? Belki bir cümle daha ekleyebilirsin buraya. Yani halk, çünkü bütün bunlara çok kayıtsız kaldıklarını da görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bütün Erzincan'ın İliç'e akmamasından biliyoruz. İşte bütün Kürdistan'ın Cudi'ye akmamasından biliyoruz. Bütün Muğla'nın Akbelen'i, ya Bodrum kalkıp Akbelen ormanlarına gitmiyor. Hani gördük ne kadar kalabalık olduklarını, olayın vehametinin ne kadar ciddi olduğunu, kendilerini nasıl etkileyeceklerini susuz kaldıklarında, çığlık attıklarında fark ettiler ama yine belki bağlantı kurmadılar. Bu algı nasıl oluşacak? Nasıl etkileyecek daha doğrusu soru bu. Bunun altı, yani neden gitmediler sorusunun pek çok nedeni var. Yani işte inanmamak ya da işte işte illerinin kalkındığını düşünmek, iş sahası olarak görmek, kamu yararı olarak görmek. Bugüne kadar hani işte bizim buraya fabrika kurulmadı şeyleri hep söylenir. Yani fabrika kurulsun, gelişsin, işte biz daha çok kazanalım demek vesaire. Ama artık geldiğimiz noktada bunların hepsi geride kaldı. Yani hiç kimsenin yaşadığı yer, en son hatırlarsınız yeni çıkan kanunda
deprem mi bahane göstererek insanların evine artık el konulacak. Yani aslında kimsenin yaşam alanı artık evi, barkı, köyü, memleketi gerçekten 3 işte 40 yıllık 50 yıllık şirketlerin karına 3-4 yıllık karına ya da işte 40, maksimum 40-50 yıllık karına el konulabilecek durumda. Bu çalışma hem şunu anlatacak, yani bunun için mücadele etmek gerektiğini anlatacak ama daha da önce şunu anlatacak. Nasıl biz insanlar olarak belli haklarımız var, belli temel haklarımız var. Aynen bizim olduğu gibi parçası olduğumuz doğanın da hakları var. Yani sesini çıkartamayan kurduğun kuşun hakkını arıyoruz diyoruz ya, işte onları biz hak öznesi yapmak zorundayız ki koruyabilelim. Bu bir nehir olabilir, bu dünyada birçok örneği var. Bir göl olabilir, bir dağ, bir orman ya da bir yaban hayvanı olabilir. Yaban hayatını, dağı, nehri, denizi korudukça biz yaşayabiliriz. Temiz hava, temiz su, temiz toprakla ancak öyle yaşayabiliriz. O yüzden ekokırımı yasalaştırmak için herkesi bu kampanya destek vermeye davet etmiş olayım. Çünkü bundan sonra kampanya devam ediyor olacak. Peki son olarak bir süremiz de bitti zaten ama Avrupa Birliği de 2024'ün ilk aylarında ekokırımı suç olarak kabul edebilir. Çünkü sizin meclise gittiğiniz galiba eş zamanlı Avrupa Birliği'nde de bu mesele konuşuluyordu. Ekokırımın küresel olarak yasaklanmasına kadar gider mi bu durum diye ne öngörüyorsun? Güler, Avrupa Birliği kabul etti. 16 Kasım'da kabul etti. Yıl başında bir tavsiye kararı vardı Avrupa Parlamentosu'nun. 16 Kasım'da geçti. Bu tabii ki Avrupa Birliği üye ülkeleri bağlayacak olan bir karar. Zaten şu anda da Avrupa Birliği üyesi olan olmayan 45 ülkede bizim gibi faaliyet yürüten kişiler var. Mesela özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok iyi örnekler var tabii ki, yani ekolojik anayasalar da var oralarda, Amerika'da vesaire de böyle tek tek mahkeme kararları, iyi mahkeme kararları var vesaire. Yani bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde aslında 5. büyük suç olarak tanınmasını istediğimiz de bir şey bizim. Yani aynı bir soykırım gibi, aynı bir insanlığa karşı işlenmiş suç gibi, savaş suçları gibi büyük bir, ağır bir suç olarak tanımlanmasını istiyoruz aslında aynı zamanda da. O yüzden Avrupa Birliği'nin bu kararı çok önemli. Daha önce aslında yıllardır işte bu mahkeme kararları, bu anayasaların toplamında aslında çok, hani ne derler, ekokırımla ilgili iyi bir külliyat oluşmuş durumda dünya genelinde. Bizim bu alanımız da o külliyata biraz eklendi. Yani bu örnek neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. Gerçekten biz birazcık onunla gurur da duyabiliriz. Neden olmasın? Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu baskıya devam ettiğimiz müddetçe, yani hem uluslararası alanda bir suç olarak tanınması hem de ülkelerin iç hukukunda tanınması, tabii ki iç hukukunda işletilmesi. Yani o da ikinci ayağı da o olacak. Ekokırımı suç olarak tüm bir gezegen genelinde, gezegene karşı işlenmiş suçlar olarak nitelenerek suç olarak tanınması dünyayı kurtaracak tek şey olacak diye düşünüyoruz. Ama bizim mücadelemiz de mümkün. Melis, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın bizi, yayınımıza katıldın. Önemli bilgiler de paylaştın. Her zaman olduğu gibi takipçisi olacağımız ana meselemiz ekokırım süreci. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere. Biliyorum süremizi bitirdik ama güzel bir klip var. Belki de yayınlandı. Yitirdiklerimize ve özgür bir dünya için mücadele eden tüm kadınlara adanmış olan bir şarkıyla kapatalım Yeşil Pencere'yi. Rengin Kadın Korosu seslendiriyor. Dünyayı ben oynatırım. Hoşça kalın. Toprağım,
kalsın. Kır dizini otur orada. Saçımda uzun aklımda. Şiddetine tacizine sömür değil ama isyanımı başlatırım. Kurmuşsun düzenini. Nasıl saçar sana ölüm. Hayat senden yana. Bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünya da bilsin. İro, mahvaz, emlivi dere. Misal talankirina, vazaya hue. Misal talankirina, daru daristanin cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları.